Selam gençler. Bugün sizi masaüstü görüntüm ve sağ köşede duran bir webcamle karşılıyorum. Bugün bir oyun inceleme videosu çekmeyeceğim. Bugün herhangi bir oyun liste videosu hazırlamayacağım. Bugün yeni çıkacak mobile MMORPG oyunlar listemde de duyurduğum bir oyun hakkında konuşacağız. Çünkü bu oyun hakkında güzel gelişmeler ve yeni bir trailer yayınlandı. Sizin de görüşlerinizi merak ettiğim için mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Ben kendi görüşlerimi zaten video içerisinde belirteceğim. Şu an masaüstümün karışıklığının kusuruna bakmayın. Gördüğünüz gibi birkaç videodan kalan örnekler var. Yakın zamanda temizlemeyi umut ediyorum. Şimdi şöyle bir durum var gençler. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonunda da beğenirseniz çok sevinirim. Ve daha iyi videolar için kanala ücretsiz bir şekilde abone olursanız benim için çok iyi olur. Bu videoyu da bu oyun hakkında güzel bilgiler almak istiyorsanız sonuna kadar izlerseniz kendi içinde benim için de çok iyi olur arkadaşlar. Hemen şimdi şöyle sekmelerimize geçelim. Benim trailerını paylaştığım ilk trailer şuydu. Şimdi hep beraber bu trailer'a bir göz atalım. Daha sonrasında da şöyle tam ekranı alayım. Bu trailer'a bir göz atalım. Daha sonrasında yeni trailer hakkında konuşalım. Hemen direkt başladı ya. Şöyle sesi biraz yarıya getirelim. Biraz şöyle mikrofona yansımaması için kendim için sesi kısayım. Siz daha sonra izlersiniz zaten. Yani ben bu trailer'ı izlediğimde çok etkilenmiştim. Bu arada bu gördüğünüz trailer'daki görüntüler, bu gördüğünüz çevre detayları, oyun tamamen oyun içi görsellerden oluşuyor. Bu trailer'da pek oyun hakkında bir görüş sahibi olmuyoruz ama detaycı bir tasarıma sahip olacağını söylemek mümkün. Fantastik bir evrende geçeceğini söylemek de mümkün. İkinci trailer'da daha iyi şeyler. Bu gördüğünüz deve bakın. Lionheart isimli bir stüdyo tarafından yapılıyor arkadaşlar. Kore yapımı bir mobil MMORPG zaten. Korelilerin yaptığı mobil MMORPG'leri ben severim şahsen. Güzel iş çıkartıyorlar. Daha doğrusu Koreliler oyun dünyasında çok iyi işler yapıyorlar. Project Odin diyor ve trailer burada neredeyse son buluyor. Güzel bir dünyanın bizi karşılayacağını görüyoruz burada. Hani ben gerçekten bayağı hoşuma gitti. Bu arada gördüğünüz gibi Project Odin yazıyor. Yani Odin projesi anlamına geliyor. Oyunun gerçek ismi yüksek ihtimal zaten bu olmayacak. Oyunun bu sadece bir çıkış, bir gösteriş ismi olduğunu düşünüyorum. Odin'den anladığımız kadarıyla da bir İskandinav mitolojisinden esinlenerek yapılacak bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyin. Size de güzel bir öneride bulunacağım. Aynı zamanda benim de içerisinde bulunduğum bir proje. Bu proje hakkında da güzel bir öneride bulunacağım size. İkinci videomuza geçelim. İkinci videomuzda gördüğünüz gibi oyunumuzun ismi değişmiş. Odin Valhalla Rising 26 Mayıs 2020 yılında yayınlanmış. Oyun gameplay trailer diyor ve mobil ve PC için. Free to play ve Kore kısaltmasını görüyoruz arkadaşlar. Yani oyunun hem bilgisayardan hem de mobil platformlardan, mobil cihazlarından oynayacağını tahmin edebiliyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Acaba çapraz platform mu olacak yoksa çapraz platform olmayacak mı? Şimdi çapraz platform olursa, yani şunu da konuşmamız gerekiyor. Çapraz platform olursa oyunda emin olun birçok özellik kısılacaktır. Çünkü bilgisayarın bize sunduğu imkanları mobil cihazlar bize sunamıyor. Yani aslında oyun göstermek istediğini bize gösteremeyebilir. Bu yüzden hani biz oyunu farklı yönlerde eleştirebiliriz. O yüzden benim kendi görüşüm ayrı ayrı şekilde çıkması daha mantıklı gibime geliyor. Şimdi hemen bu yeni trailerımıza da bir göz atalım arkadaşlar. Evet, yine Lionheart Studio'nun logosu. Ben biraz daha sesi kısacağım. Bir şehir sisteminin olacağını buradan anlayabiliyoruz gördüğüm kadarıyla. Açık dünyaya sahip olacağını da düşünüyorum. İngilizce altyazı açabiliyor muyuz acaba? Yok maalesef. En azından bir şeyler anlardık o şekilde.
Yani anlaşılan bayağı geniş bir dünyaya sahip olacak. Çünkü hani şöyle bir şu ana kadar gösterdikleri trailer'a bakılırsa oldukça geniş bir dünyası olacak. Yani belki de göreceğimiz en büyük mobil açık dünyaya sahip bir MMORPG olabilir arkadaşlar. Benim merak ettiğim acaba oynanış görüntüleri var mı trailer'da? Ben de bu trailer'ı hani daha ilk defa sizinle beraber izleyeceğim. Daha doğal olması için böyle bir şey yaptım. Bakalım. Yani görüntülerin oyun içi görüntüler mi olduğunu da anlamak pek zor olabiliyor. Bu arada bu videoyu 4K yayınladılar. Ben 4K'dan biraz düşüreceğim çünkü fark ettiğiniz gibi droplar giriyor videoya. Böyle bir şeyin olmasını istemiyorum. 4K yayınlanan bir trailer. Yani oyunun büyük bütçeli bir oyun olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Hani ben bu oyun hakkında bu yüzden çok umutluyum. Belki de gerçekten AA kalitede hani yüksek seviyede, yüksek kalitede bir mobil oyun belki de bizi bekliyor. Yüksek ihtimal şu an gördüğünüz gibi hani sandbox öğelerinde içerisinde bulundurur gibime geliyor. Çünkü çeşitli büyüklükte dünyalara sahip olacak. Yani denizde böyle yaratıklara çıkmayacak olsa herhalde trailer'a koymazlardı diye tahmin ediyorum. Bakalım devam edelim. Güzel bir şeye benziyor şu an. Benim gerçekten hoşuma gitti şu ana kadar. Abi Medusa değil mi bu? Abi bu umarım Medusa'dır, sana bir şey söyleyeyim mi? Şey yer miyiz ki ya? Sıkıntı çıkar mı ki buraya göstersem videoda ya? Ya abi bana ne, oyun yapmış sonuçta gençler, benim bir suçum yok. 18 yaşından küçük izleyiciler için söylüyorum. Benim hiçbir suçum yok. YouTube lütfen. Devam edelim, bizden benim yapabileceğim bir şey yok. Ama çok sevdim. Ya oyunda birçok hani onun Medusa olması, bilmiyorum, İskandinav mitolojisi olacak diye tahmin ediyorum. Hani Medusa Yunan mitolojisinden, Yunan mitolojisinde bir karakter. Bilmiyorum yani, kafam karıştı arkadaşlar. Medusa değildir belki, yılanlı değildi ama saçları biraz böyle yılan gibiydi yani. Yılanlar varmış gibiydi. Abi hızlı verene tırmanıyorsun ya. İmkansız yani şimdi. Ya biraz çıkıntılar, tahtalar, odunlar eklesilermiş iyiymiş yani. Düz duvara tırmanıp ne yaptın? Tayın pekmeze mi düştün? Neyse, kötü espri. Devam edelim. Evet, sonunda görmek istediğim görüntüler geldi arkadaşlar. Oyun içi paylaşımları yapmayacaklarını düşünmüştüm. Oyun içi paylaşımlarını da yapmışlar. Güzel. Güzel. Devam edelim. Hani gördüğüm kadarıyla non-target sisteme sahip aksiyon türünde bir MMORPG olacak. Yani aksiyon oynanışa sahip olacak. Açık dünya olduğunun kesin kanaatini getirdim ben. Non-target olacağının da kesin kanaatini getirdim. Zaten yeni nesil bir yüksek kaliteli bir oyun olacağı için non-target olmasını da bekliyordum. Ve gördüğüm kadarıyla aksiyon tarzında bir oynanışa sahip olacak. Yetenek animasyonları güzel olmuş. En azından şu trailer'da gördüğümüz kadarıyla yetenek animasyonları güzel. Karakter tasarımları da çok iyi. Yani eksiği yok gibi duruyor ama şimdi çıktığında nasıl bir şeyle karşılaşırız bilmiyorum. İnsanı tedirgin edebiliyor. Bu arada yine dışarıda bir sokak satıcısı var. Hani işlerine saygı duyuyorum ama abi akşamın 8'ine kadar bir şeyler sürekli megafondan bağırıyorlar yani. Video hazırlamaya çalışıyorum. Defalarca kez kesiliyor ama kusura bakmayın, bu sefer bu videoyu kesemeyeceğim. Siz de benimle beraber çekin yani bu sokak satıcısını. Ne yapayım yani şimdi? Devam edelim biz.
Abi bu Thor değil mi? Thor var. Tamam, şimdi İskandinav mitolojisinin en ateşli tanrısı Thor. Çekici sapladı biraderin. Odin Valhalla Rising dedi. Ve trailerın sonuna geldi. Bakalım trailerin sonunda herhangi bir şey bizi karşılayacak mı? Çok yakında diyor. PC ve mobil cihazlarınızda diyor. Güzel. Güzel de benim beklediğim bir oyun. Mutlaka siz de bu oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Hepsine tek tek cevap vereceğim. Buraya kadar izlediyseniz bile çok teşekkür ederim. Bu benim için çok değerli. Şimdi gelelim size önerime. Çok uzun bir süre dedim galiba. Şimdi size güzel bir öneride bulunacağım arkadaşlar gerçekten. Gördüğünüz gibi benim de sonradan aralarına dahil olduğum bir Facebook grubu var arkadaşlar. MMORPG ve oyuncu topluluğu. Bu Facebook grubuna mutlaka katılmanızı öneriyorum size. Benim de moderatör olduğum bir grup. Uzun süredir moderatör olduğum bir grup. Yani herkese açık bir grup. Zaman zaman grubu kapatıyoruz arkadaşlar. Burada yeni çıkan oyunlar hakkında bilgiler edinebilir, oyun tavsiyeleri alabilir, oyunlar hakkında sorular sorabilirsiniz. 1800 kişiden oluşan bir grup ve çok aktif bir grup arkadaşlar. Gerçekten emin olabilirsiniz. Hani burada Discord grubu da var. Grubun MMORPG ve oyuncu topluluğu grubumuzun Discord sunucusu da var. Buraya katılıp hani aktif olarak Discord'da da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok post var burada. Umarım işinize yarayacak bir grup olur. Bu şekilde de videoyu sonlandırmak istiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buna benzer videoların inceleme öncesi videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. Ücretsiz bir şekilde bana destek olmak isterseniz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.